TJK TV ekranlarından mutlu akşamlar efendim. Bugün 25 Haziran Salı ve yılın belki de en heyecanlı, en özel programlarından birisi İlk Adım Gazi Özel'le sizlerle birlikteyiz ve 98. Gazi Koşusu'nun nabzını diğer birçok programımızda olduğu gibi bu kez farklı bir perspektifle İlk Adım Gazi Özel'de tutacağız ve her programda olduğu gibi öncelikle Sağdun Oktav'a hoş geldin diyelim. Sağdun abi hoş geldin. Merhaba Nurman'cığım. Nasılsın abi? İyiyim, çok iyiyim. Sen de iyisin. Ben de çok iyiyim. Hadi ben heyecanlıyım ama sen sanki daha heyecanlısındır diye varsayıyorum. Yok, çok fazla heyecan değilim açıkçası. Biraz daha soğukkanlı kısmısın. Evet, öyleyim. Tabii artık programın girişinde söylediğim gibi yılın belki de en özel haftalarından birisindeyiz abi. Geri sayım, uzun süre o kurulan hayaller, atların evet. Eşleşmesinin dahi yapılırken kurdukları hayallerde yavaş yavaş sona geliniyor diyemeyiz. Gerçi atların yarış hayatları devam edecek belki ama hayallerinin en güzel parçalarından biri bu hafta gerçekleşecek. Evet. Bir kişinin, belki birkaç kişinin diyeyim çünkü ikinci, üçüncülük hayali kuranlar da olabilir mutlaka. Tabii mutlaka. Yani birkaç kişinin hayali gerçeğe dönüşecek. Neler söylersin, nasıl bir hafta bizleri bekliyor? Bence gayet heyecanlı, güzel. Çok seyir zevki çok güzel olacak bir Gazi Koşusu'na karşı karşıya. Şimdi tabii programda biz atların pedigileri üzerinden derin bir analiz yapmaya çalışacağız. Her sene olduğu gibi. Safkanların bu analizlerini yaparken Nurman'cığım avantajları ve dezavantajı olan şeylerden bahsedeceğiz. Yoksa buraya katılan 22 tane safkan ve onun ilgilerinin hepsinin üzerinde çok büyük emeği var. Seyislerinden, yedekçilerinden, antrenöründen, jokeylerinden, at sahiplerinden, yetiştiricisi olan at sahipleri var burada. Onların haralarında çalışanlar. Biraz önce senin dediğin gibi Gazi kazanabilmek hayaliyle yapılan eşleşmeler var. Programda birazdan aygırlardan ve kısraklardan da bahsedeceğiz zaten bu durumda. Dolayısıyla uzun bir yolculuk, uzun bir yolculuğun, güzel bir yolculuğun son durağına yaklaşmak üzereyiz atçılık adına. Çünkü ilk önce bir kısrak ve aygırı eşleştiriyorsunuz. Sonra kısrağın 11 ay doğumunu bekliyorsunuz. Daha sonra sahaya gelmesi, işte kenterler, sprintler, galoplar derken şartlı bir yarışlar. Arkasından ikili yarışları, sonra üçlüye dönüp herkesin hedefi esasında bu değerli koşuya katılmak ve galip çıkmak. Birazca dediğim gibi artık bu hedefe ulaşacak bu değerli safkanı, 22 tane katılacak değerli safkanın son kaç gün kaldı? 4-5 gün mü? 4 gün mü? 5 gün az diyebiliriz artık abi. 5 gün mü diyelim? 5 gün diyelim ama daha az kalmış. Bu 5 günde uykusuz geceler bu atların ilgililerini bekler. Bu hep böyle olmuştur. Değil mi? Yıllardır. Öyle. Ben kendi adıma söylersem şunu diyebilirim. Yıllar evvel Ekenler Ekürisi'nde çalışırken iki kere, iki sene üst üste ikinci oldu Ekenler Ekürisi. O ekipte yer almıştım. Daha sonra Şiranır ve diğeri Redneck arka yani. Arkaya. Ondan sonra 2016'da yanlış hatırlamıyorsam rahmetli abim atıyla Wiretap'la katılmıştık. Bu sene de senin de bildiğin üzere Bosetti ile bu önemli yarışa katılıyoruz. Dolayısıyla daha önce bir şekilde heyecan yaşamıştım. Biraz sakin olmam nedeni o herhalde. Kazanamadım ama yani şimdi. O heyecanı yaşayan bir olarak daha soğukkanlısın bu sene diyebiliriz herhalde abi. Peki şimdi at sahibi gözünden bir değerlendirme yaptın aslında abi. Yani bu Gazi Koşusu öncesinde. Tabii ki, tabii ki. Şimdi biz bugün tabii daha ziyade diğer programların aksine biraz daha işin pedigrisel boyutunu değerlendirirken ben şunu sormak istiyorum abi. Şimdi Sağdun Oktav bugüne kadar belki de sayısız atın eşleşmesinde katkıda bulunmuşsundur diye düşünüyorum yani. Sadece kendi atlarınla ilgili değil abi. Tabii. Sana danışan, fikir alan. Ama bir şey söyleyeyim Numan, o kadar yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen o kadar oluyor ki ve unutuyorum. Atın bir tanesi yarış kazanıyor, bir şeyi kazanıyor ve eşime evde şey diyorum. Aa diyorum, bu eşleşmeyi yapacağım. Atın oradan hatırlıyorum gerçekten. Bazen de bazı eküle yapmış oluyorum. Sonra çıkıp kayıtlara bakıyorum. Mesela diyorum ki aa yapmışım evet. Ama belki abi, bunun mutlaka Gazi Koşusu kaydından sonra mesela. Daha önce de denk gelmiştir diye düşünüyorum mutlaka. Yaptığım eşimin Gazi Koşusu'nda start aldığı o heyecan yaşadı. O
şeyi sormak istiyorum. Şimdi o kurduğumuz hayaller diyorum ya eşleşmeyi yaparken. Evet. Sonra gerçeğe dönüşme hikayesi. Aynen, aynen. Oradaki süreçte nasıl hisseder bu eşleşmeyi yapan kişi? Yani en başında. Muhtemelen genelde az sahibi yetiştirici yapıyor bunu ama. Evet. Bunu tabii fikir alan profesyonel yardım tabii, alanlar tabii, olabiliyor. Evet, evet. O hissi merak ediyorum. Biraz onu sormak isterim. Tabii ki az sahibi açısından değerlendirmiştim. Bir de bu evet. açıdan neler söylersin? Yaptığınız eşleşmenin tabii gazi kazanması ya da gazi kaybı koşması bile koşması yani. Tabii yani çok onur verici ve güzel bir şey yani herhalde kazanırsa da çok güzel olur mutlaka ama eğer ki bilinçli bir şekilde gazi koşusuna yönelik pedigri yaptığınıza inanıyorsanız ve eğer onu o safkan da o yarışa katılıyorsa demek ki doğru yoldasınız demektir. Güzel. Doğruyu başarmışsınız demektir. Yine de ben yine hatırlatayım da pedigri ile uğraşan arkadaşlar için dünya genelinde her zaman söylüyorum. Uzuncu bir kısrakla 2000 metreye kadar gidebilen bir aygırla eşleştirdiğinizde gazi koşusuna... Daha ideal. Evet. Tam tersi örnekler de var bugün tabii. Mutlaka koşacağız. Var ama genel anlamda genel ama geçen programda evet. yurt dışı Epsom Derby de dahil olmak üzere genelde bu formülü kullanırsanız başarıya gidersiniz. Güzel. Evet. Bir de tavsiyede bulunduk arada. Yani zaten bunu daha önce programlarda bahsetmiştik. Tabii tabii daha önce söyledim yine de burada hatırlatmış olayım. Peki bu genel itibariyle şöyle bir yorum istiyorum senden abi. Gazi koşusunun kaydını gördük zaten. Evet, konuşacağız evet. birazdan. 22 artı 2 24 dayın kaydı var şu an programımızı biz yaptığımızda. Tabii deklerde 22 safkan dekleri olacak. Şimdi şöyle bir genel baktığın zaman abi. Daha önceki programlarda söylediğin görüş bu koşuda da yansımasını görüyor muyuz? Yani şuydu senin görüşün abi. Bu sene uzun mesafede yani stayer diyebileceğimiz, staminası yüksek diyebileceğimiz, dayanıklılığı yüksek diyebileceğimiz safkanların sayısının önceki yıllara göre daha az olduğunu, nispeten orta mesafede ise önceki yıllara göre çok daha başarılı atlarının ve olabileceğini. Atların. Evet yani gerçekten hani jenerasyonun zayıflığı değil, daha ziyade değil. Orta mesafede çok daha başarılı olabilecek, yaşça büyüklerine geçebilecek bir jenerasyon olduğunu söylemiştin abi. Aynen programda. Öyle. Peki gazi koşusu kaydına baktığında abi. Genel bir değerlendirme açısından yani safkanların çoğunluğu gerçekten sana göre staminası yüksek mesafeyi rahatlıkla çıkarabilecek isimler mi genel itibariyle? Yoksa çoğunluğu orta mesafe safkanı ama gazi koşusunda mı start alıyor? Ya da tam işte uç örnek çok kısa mesafeli bir orijine sahip olup gazi koşusu hayali taşıyan atlarda var mı sana göre? Bir genel bir düşünceyi merak ediyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kayıtla da birlikte genel anlamda seninle 5 senedir burada program yapıyoruz. Benim hep şöyle bir söylemim vardır. Gazi'nin son 300 metresi, bak 400 metre değil ama 300 metresi, hatta 200 metresi bir türlü bitmek bilmez, bilmiyor da zaten. Genelde gazi koşusu için yüksek bir staminaya, dayanıklılığa ihtiyacı oluyor safkanların. Benim hep bu söylemim vardır. 2000-2100 metreyi yapabilir ama daha o 300 metre, 200 metrede daha o tam artık dayanıklılığa ihtiyacı olan safkanlar, haiz olan safkanlar kazanıyor. Dolayısıyla genel anlamda her zaman dediğim şey 2000-2100'ü yapabilir derim. Herkes de benimle sonra programdan sonra derler ki ya abi 200 metre 300 metrenin pazarlığını yaptın gibi derler. Kendi safkanlarımız için de geçerli aynı şey. Ama gerçekten de öyle bir durum var. Çünkü iyice artık safkanlar yorulmuş oluyor. Bir de şunu da hatırlatmak ve söylemek lazım. Biliyorsunuz 2400 metre Derbi, Epsom Derbi de, İngiltere Derbi de öyle. Böyle orada çıkmış bir mesafe. Bundan çok çok yıllar evvel, at yarışına ilk başladığı zamanlarda, Numan, yarışlar 4 mil filandı. Yani 7-8 bin metre filandı. Baktılar ki daha sonra bu Thoroughbred, bu safkan at, safkanın İngiliz'i biz söylüyoruz, safkanın İngiliz atı değil, safkanımız, Thoroughbred şey İngilizcesi. Ondan sonra baktılar ki bu yarışlar bu safkanlar için çok uzun olmaya başladı. Yıllar içinde yavaş 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 mesafeler kısaltıldı ve 2400 metreye çekildi. Evet, genel itibariyle. Genel itibariyle. Hurdle yarışlarda biraz daha uzun tabii, mesafe veriyoruz. Tabii o atlar zaten 6, 7, 8, 9 yaşında koşuyorlar biliyorsunuz. 4 yaşından sonra koşmaya evet. başlar falan. Ama genel anda safkan İngiliz atı diyeyim. Yarışları çok yıllar evvelinde bu 4000 yarışları işte köyler arası yarışlar falan filan da düzenli. İlk at yarışları öyle. ondan sonra bu Epsom derbi şeyi biliyorsun oradan geliyor ve bizim ülkemizde İngiltere'deki derbi baz alınarak yapıldığına göre 2400 metre 3 yaşlı safkan için zaten tam bir test yarışı. Daha önce de programlarda söyledik. Yani tabii ki şimdi çok geçerli değil belki İngiltere'deki
ya da dünyadaki bir derbiyi, İngiltere'ye öyle söyleyelim ama derbiyi kazanan Safkan Aygırlığı bir erkek tay denemeyi kazanan kadar çok eskisi değerli olmuyor. Değil, evet. O kadar da değil ama o yıllarda derbiyi kazanan Safkan Aygırlığı ayrıldığı için, Damızlı ayrıldığı için dayanıklılık da çok ön plandaydı. Bizim Epson derbiden 2400 metre buraya da uyarlanınca bizim safkanlarımız da burada şimdi 2400 metreyi 3 yaşında koşmak zorundalar. Başarılı olmak zorundalar. Dediğim gibi ben hep ölçümlerimi, pedigri analizlerini yaptığımda hep o 200-300 metrenin işte o zorluğu orada ortaya çıkıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. 2100-2200 bile son şeyleri olabiliyor. Mesafeleri olabiliyor. O yüzden sağdan orta her defasında o 200 metre için insanlarla asfaltları pazarlığa giriyor yani. O 200 metre nasıl bitecek diye. İşte yıllardır. Aynen o. Merak edilen usta oluyor genelde. Burada da birçok safkan tabii ki miler. Ülkemizde bu sene kaliteli milerler var. 2000-2100 metreye kadar giden safkan sayısı da, gidebilecek safkan sayısı da var. Bu yarışta da aynı şekilde. İdeal mesafesi olmasa da mesafeyi çıkarabilecek isimler aynen. var. Aynen ama tabii yarışın temposu... Jockey'in becerisi diyeyim. Tabii yani o günkü bütün şansları. Ya şimdi de şöyle bir şey çok de var. Faktör var abi. Numan şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu 22 tane safkan bugün 2400 metre koşuyor. Evet. Bunların arasından bu safkanların hepsini 1200 metre koysak ve bir tanesi birinci olsa. Evet. Bir tanesi birinci olacak, biri sonuncu olacak. Evet, doğru. Onun sprinter olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki söyleyemeyiz. Değil mi? Şimdi bu safkanlar için de aynı şey geçerli. Böyle eğer böyle bir şey yaparsak, deney yani yaparsak. Aynen ya da 4000 metreye koyarsak mutlaka biri birinci bitirecek. Ama dediğim gibi bu sene kaliteli mayder atlara sahibiz. Peki gene son bir genel bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Bu tarz orta mesafede daha başarılı isimlerin genelde evet. bir araya geldiğini düşündüğümüz genel itibariyle tabii ki. Evet. Çok istisna da var ama bir koşu acaba tempo açısından bu senenin gazi temposunu mu yani soruyorsun? Bir de onu bir üzerinden geçelim. Aslında detaylarını tabii ki farklı programlarda evet, mutlaka. Dinleyeceğiz ama biraz daha çünkü bunu pedigriyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yani koşunun temposu şimdi oldu ki yarış yavaş tempoda bir koşu haline geldi. Bu sefer sanki orta mesafede başarılı olan isimlerin şansı artıyor gibi geliyor bana. Çünkü yarış 2004 gibi koşulmamış olacak. Öyle olursa. Öyle olacağını ben düşünmüyorum ama vallahi, sen düşünüyorsun. Valla ben şöyle düşünüyorum. Yani geçen sene Ahmet Çelik gazi koşuda at binmedi. Ama Ahmet Çelik'in kazandığı gazilerde hep Ahmet yarışları kısaltıp kazandı. Evet. Genel olarak bu sene bir tek koltuğu victory sanki. Yani biraz da espriyle şey yaparak söylüyorum bunu. Ama onun öyle bir şeyi var. Etkisi var. Ama sonuçta tempoyu belirleyen hiç olmadı. Hep evet. başka isimler evet. tempoyu belirledi. Ama hani kazandığı gazilerde baktığınızda safkanların hepsinin 2400 metre böyle çok rahat koşabilecek ne orijine ne de şeylere sahip atlar diye yani. Doğru. Mesafe üzerinden konuşuyoruz. Kalite üzerinden kesinlikle kimse yanlış anlamasın. O anlamda değil. Ama Ahmet Çelik'in yarış okuması, yarıştaki aldığı pozisyon itibariyle gerçekten de 2400 metreyi hani daha kısaltarak çok güzel şekilde kazandı. Yarışlar oldu. Peki bu sene de olduğuna göre her şey olabilir diyorum. Yani tempoda kilit isimlerden biri olacak diyorsun. Kesinlikle öyle. Gökhan Bey'in katkısı var, Gökhan Kurt'un. 2024 Gazi Koşusu özelinde temsilci sayıları ile özel aygırlar geçmişten günümüze ise kulüp aygırları kısrak babaları ile öne çıkıyor. Mevcut tabloya istinaden Sadun abi neler söyler? Kazananın babası kadar kısrak babasının öne çıkacağı bir koşu olur mu? Saygılar demiş. Aslında benim de bu katkıyı okudum ama benim de bir sorum daha olacaktı. Tabii. Benzer minvaldeydi. Onu birleştirip sormak istiyorum. Şimdi sosyal medyada tabii yani farklı bakış açılarıyla eleştiriler de oldu. Aygırların temsilcilerine göre söylüyorum. Yani bazı aygırların yavruları neden yok? Tabii konuşabiliriz Nurmancığım. Yani temsilcisi var diye bu başarılar tabii ki. Tabii. Konuşulmak normalde konuşulması sonuçta. Herkesin görüşüne saygımız tabii ki var. Sen neler söylersin abi? Yani baktığın zaman genel bir 22 artı 2 safkan, 24 safkana baktığımız zaman bazı aygırların çok fazla yavruları, bazı beklenen aygırların şimdi, yavruları yok. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 6 tane Torok yavrusu var burada. Özel evet. aygır. 4 tane de Maybo Charlie var. O da Türkiye Jockey Kulübü aygırı. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayları gibi
yattığımız bir programda ya da Kasım Aralık olabilir. Ben burada bir cümle kurmuştum. Dedim ki bahar geldiğinde Gazi'ye doğru yolculuk başladığında Maybol Charlie yavrularını görürsünüz, evet, demiştim. Hatırlıyorum. 4 tane yavrusu şu anda uzun çime ilk 22'de. Yani. 23. Safkan Canotay olabilir ya. Safkanlardan bir tanesi koşmaz. Bir şey olur. Hani olmasın ama hani o anlamda. 5. olan da Maybol Charlie. Yani yedek olan birinci yedek de Maybol Charlie'nin yavrusu. Şimdi şeye geleyim. Bir de anı anlatayım Numan burada. Şimdi Bosetti, Asmar Dubai ve Seversun'un hep üçü de Torok yavrusu. Evet. Ve ahırdaş sayılırlar bunlar bir şekilde. Antrim. Çünkü Antrim Seyfik Bardakçı'da. Şimdi bu üç safkan daha Kenterler'deyken Adana'da bir gün pazar günü gittim tayları seyretmeye. Hiç kimsenin bilmediği bir hikaye anlatayım. Bir arkadaşım geldi. Antrimize seyrediyorsa bu konuşmayı hatırlayacaktır Tevfik Bardakçı. Bir arkadaşım geldi. Çok da sevdiğim eski de bir atçı. Bana dedi ki ya Sadun abi dedi Toron dedi yavruları bundan sonra dedi hani başarılı olmaz falan gibisinden bir şey söyledi. Şimdi tabii o at aygır olurken benim emeğim olup da hani o şeyde olunca yedek şey gibi servis gibi oluyorsunuz. İnsanlar iyi veya kötü şeylerini size söylüyor. Neden söylüyorum? Üzerime öyle bir şey yapışmış durumda. Hatta aygırın sosyal medya hesaplarını benim yönettiğim sananlar bile var. Neyse. Ben dedim ki neden dedim işte bir şeyler söyledim filan. Dedim ki bence tam tersinden tersini düşünüyorum dedim. Neden dedi. Sen dedim o aygırı bu sene bu jenerasyonda gelen tayların annelerine hiç baktın mı dedim. Uman yani. Son yıllara kıyasladığın zaman abi. Son yıllara kıyasladığında kimse de kusura bakmasın çok iyi anneler var. Yani Torgolt'u da görüyoruz. Ben çünkü bakmıştım. Ben hep bakarım öyle enteresan şeylere bakarım. Şimdi her zaman da söylerim. Yani tamam aygırlar hoş güzel de iyi anneler aygırları iyi aygır yaparlar. Dolayısıyla bu kadar kaliteli anne geldiği zaman da iyi ile iyi eşleştirdiğinizde sonuç iyi oluyor. Yani nasıl geriye gidecek ki daha da ileriye gider. Mantık olarak evet. Yani herhangi bir aygır için de geçerli bu zaten. Daha şanslı. İyi annelerle siz bir aygırı eşleştirdiğinizde yavrular iyi olur ama iyi aygırla eşleştirdiğinizde çok daha iyi olur. Blue yani. Point'in kötüye gitme şansı var mı şimdi abi? Daha iyi gidecek. Kesinlikle öyle yani. Şimdi tamam gitti öldü gitti ama işte Galil ya da Dubai hani hayatta. Hep daha iyi yani, kötü fırsatlar gelecek. Kesinlikle yani. Değil. O yüzden bazı şeyleri hani araştırıp şey yapmak lazım. Ha, geçen de sosyal medyada başka bir şey daha gördüm. İşte Super Saver'ın yavrusu niye yok burada? Gazi'de. Abi, ama şimdi Super Saver bak şöyle bir şey anlatayım. Yani. Şöyle anlatayım. Super Neden Saver, biliyorsun abi? Ya, bak ama şunu söyleyeyim. Şimdi Super Saver ilk alındığında biz seninle burada program yaptık. Ben Super Saver'ın yavrusu yavrularını hangi yarışlarda görürüz dedim. Abi kum kısa kum yani. Akdeniz'den bize gider bize en fazla dedim. Ha dedim yani. Oralarda yani 4 yaşında falan orada görürsünüz. Doğalı o çünkü abi yani dünyada. Bodomeister yani. Kum çim yapar dedim. Anlatabildim mi? Bodomeister evet olabildi mesela. Ha, ama bu sene olmadı sene olmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Super Saver'ı şaşırdım ben de yani. Efendim? Öyle düşünülmesine şaşırdım. Super Saver olması da bence şaşırttırır burada yani. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şeyle bir şeyi kıyaslarken hani elmayla da Arbut'u karıştırmamak lazım. Ha şu demek yani bu şeyde Gazi koşusunda kaydı olup da yavru sopta bir tane yavrusu koşan aygır var. Bu kötü de demek değil, çok iyi de demek değil yani. Genele bakmak lazım. Ben bazı özel aygırlara da bakıyorum. Maşallah bütün yavruları satış koşullarında koşuyor. Ona ne diyeceğiz peki? Evet. Ya ben bakmıyorum mu zannediyorlar? Benim baktığım bazı şeyleri var ya. Bazı arkadaşlar hiç akılları dermez. Evet. Kimse de kusura bakmasın yani. Kanıtlar geliyor abi. Kerem Bey'den bir katkı var. Kerem İnce. İyi geceler. Bir yeni aygırınız var. Ekürünüz güçlü. Çok kısrak var. İlk sene çekim yaptığınız kaliteli kısraklara taylar henüz koşmadan yani 2 yaşına gelmeden önümüzdeki sezonda yine iyi ya da tüm kısrakları çekmek ne derece mantıklı olur demiş. Ya aslında soru cevaplanabilecek bir soru ama şu an Gazi koşusunu konuştuğumuz için ne yapacağız? İyi aygırımız var, iyi kısrağı çektik, bir daha çekeceğiz, bir daha alacağız, daha iyisini alıp daha iyisini çekeceğiz. Ne yapmamızı bekliyoruz? Doğal olarak yani onu yapmak normal. Yavaş yavaş safkanlara geçelim abi. Aynen geçelim. Gazi koşusuna katılması beklenen diyelim şimdi çünkü deklareler henüz yapılmadı. 22+2 24 safkanın kaydı yapıldı demiştik. Bir numaradan itibaren tüm safkanları son noktadan dinleyeceğiz. Kısa paylaşımlarını bekliyoruz abi bu konuyla ilgili. Blue Sunset'le başlayalım istiyorum. Bir numaralı safkan kayıtta.
Ervais Marşaltay'ı Deniz Kurtel'in sahip olduğu isim. Ekranlarda tanıtım kartları geliyor Safkanlar. Neler söylersin abi? Blue Sunset. Tabii yani benim de önümde açık. 2 yaşında çok flash bir başlangıç yapıp neredeyse bir anda hani o tarihlerde herhangi bir atçıya sorsak Gazi'yi Gazi favorisi diye düşünülen bir safkandı yani. Ne için? Yani gördüğünüz kazanan bir safkana siz inanırsınız. Ne yapacaksınız ki? Yani hiç koşmamış bir safkan için kimse ne diyebilir ki? Dolayısıyla o anlamda öyle bir safkandı. Şimdi pedigrisine bakarsak Numan, Türkiye'nin sevdiği bir Roberto Linebinding, yani 5. nesilde 2 kere Roberto ismini görürler. Pedigri meraklıları benim bu anlattıklarımı daha sonra açabilirler, evde bakabilirler, şu anda da bakabilirler. Blue Sunset Roberto üzerine bir line bildik. Yani 5. nesilde var. Sonra Mr. Prospect ve Northern Dancer'a da bir inbreeding'e sahip. Kısak basit Kitten Joy uzun çim için yeterlidir. Woodman daha kısa mesafe. Sonra 4. mesela kısak boğası Nijinsky. Mesafe anlamında bunlar pozitif yönde şeyler. Ama anne hattına baktığımda ben yine bir Sadun Oktav klası olacak. 2000 metreye kadar benim için okeydir. Geri kalan 400 metre Blue Sunset ne yapar? Yarış nasıl gider? Nasıl eğler? Onu bilemem. Ama herkesin Miler olarak düşündüğü, genel anlamda Miler olarak beklediği Blue Sunset'in 2000 metreye kadar anne hattından da dolayı bende şeyi vardır. Pozitif yönü o anlamda. Ama aslında orta mesafede daha başarılı olmasını beklediğin uzun vadede herhalde. Yani şu anda genel geçer şeyde, genel performanslarda ve ikilinde yapmış olduğu bu performanslarda, yaptığı yarışlarda kısa orta mesafeyi iyi bir Miler'la karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi son şeyleri bende limitleri, kendi yaptığım analiz değerlendirmelerim var. 2000 metreleri. Anne atları çünkü atların mesafelerinde çok büyük etken rol oynarlar. Dolayısıyla 2000 metreye kadar belki Gazi'den sonra başka yarışlar için konuşabiliyor evet. olabilir. Çünkü biz genelde hani yapıyoruz ya. Evet. İzlediğim şeyler. Yorumlar. Orada dediğim gibi 2000 metrelerde ileriki yarışta da görebiliriz. Bu yarışta da neden olmasın yani. Kaliteli bir safkan yani. İkinci olmuştu Sait Akson koşusunda. Evet. Gökhan Kocakay ilerisinde. Başarılar dileyelim. Borrego'ya geçelim. 2 numara Borrego. Maydi İrsan yavrusu Ayrılığa Doğan'a sahip olduğu isim. Evet. Neler söylersin abi Borrego? Anne kardeşi Burgazlı diye, evet, Burgazlı diye bir safkan vardı. Borrego'yla biz yarışta koştuk. Rakip olarak. Borrego'yu da biliyorum. Northern Dancer'ın Line Breeding'e sahip. Annesi Seddifi tabii. Herkesin çok yakından bildiği bir safkan. Başarılı bir dişi. Fakat şöyle bir şey var. Mesela birinci kısak basit Bekmez Bey. Yani normalde siz kağıt üzerine mesela babası Maydi İrsan ve Bekmez Bey'i gördüğünüzde bu atın 1400-1600'ü çok iyi yapar. Ya hani evet. nereden bu yarışı yapacak? Dinçer Cebeci'yi kazanmış değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Numan. O gözle bakabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. İkinci kısak basit Doyun. Sonra Holling, Şadi. Şimdi arkada da çok enteresan, hatta anne hattına kısraklar eksek sahire bu Velvet Moon'u lütfen Park Special'ı pedigri meraklısı arkadaşlarım o annelerin, dişilerin ne kadar dayanıklılığa haiz olduklarını göreceklerdir ve bana hak vereceklerdir. Genel anlamda zaten bir safkanın pedigrisinde Numan, dayanıklılık her zaman sprinte ağır basar. Stamina, speed'e ağır basar. Daha dominant olur. Dolayısıyla Borrego'nun böyle bir mesafe tutması çerçeveci galibiyetten de ve genel andaki 2100 metrede 2000 metrede kazanması işte bu aşağıdan pedigrinin altından gelen şeyler vardır. Mesafeler var. Ben de yine mesafe bakımından burada 2100-2200'ü zaten yaptığı yarışa da herkes evet, görüyor. O anlamda ama bu Doyun, Holling ve Şadi bu ve hatta anne hattını dişilere baktığınızda Numan beni pek şaşırtmıyor. Evet yani Maydi İrsan ve Bekmez Bey çaprazlamasından 1400-1600 atı görürsünüz. Ama benim gibi eğer çok
detaylı aşağılara bakarsanız neden bu atın bu mesafeyi yaptığını anlarsınız. O yüzden de bu yarışta mesafe anlamında bu atın şansı var Numan. Güzel. Ki Sedif'i de Gazi koşmuştu aslında, hatırlıyorum ben Olivier Pellier'le. Yani zaten herkesin bildiği bir evet. şey yani. O yüzden hani nereden bu mesafeyi tutuyor derseniz anne tarafından. Anne tarafında bu var. Zaten anne tarafında olmasını istiyor. Biraz önce söyledim ya. Anne tarafında olması bizim için daha çok işimize yarıyor. Evet. Cesur Ali. Cesur Ali. Üstümarı Cesur Ali. Borrego'yla bol şanslar diledik ve Cesur Ali'ye geçelim. Evet, Cesur Ali. Torok temsilcisi, şehit aracına sahip olduğu isim. Evet. Cesur Ali, Ali bizim Ali Yücelenmiş. Onları atçılığa başlatan benim. İlk aldığım safkanda onlara Javinger. Buradan selam olsun safkan. Onlara. Evet. Dolayısıyla kendi adını koydu Cesur Ali. Şöyle bir şey söyleyeyim Numan. Yarış hayatına yine 2 yaşında parlak başlamıştı. Çok parlak başlamış. Konformasyonu falan çok ciddi, çok güzel bir safkan. Sonra sanırım bir operasyon falan geçirdi. O operasyon sonrasında kötü bir dönüş. Daha sonra arkasından bir üçüncü evet. Şöyle bir şey söyleyeyim Numan. Torok Divine Light çaprazlaması, başka safkanları da göreceğiz. O ayrı konu. Ama genel anlamda bence iyi bir miler safkan. İdeal mesafe anlamında. Evet. O zaman Gazi sonrası özellikle orta mesafe yarışlarında evet, evet. takip edeceğimiz isimlerden biri olacak Cesur Ali. Başarılar diyelim ve Countach'a geçelim. Maybo Charlie temsilcilerinden birisi. Gülüzer yanına sahip olduğu isim Countach. Tecrübeli isimlerden birisi abi koştaki. Şöyle bir şey söyleyeyim Numan. Ben Ekürü'nün iki tane atı katılıyor değil mi? Gizin de sahipler evet. aynı zamanda. Kendini hiçbir şekilde hayatta görmedim ve tanımıyorum ama genel anlamda birçok safkanın da sahibi ve sahalarda şu anda da ikili evet. tayları da koşuyor. O yüzden kendilerini buradan tebrik ediyorum. Çünkü genelde iyi taylar var. Bir iki tane atla evet. benim için atçı demek, at sahipliği ayrı şey, atçılık ayrı şey ama şunu söyleyebilirim Numan. Sadece böyle bir tane atı olup başarılı olup atçılıkta daha o tayla o atla devam ettirmek benim için çok değerli bir şey değil. Biraz ama birçok kısmet atla, olabilir yani şans da olabilir. Tabii. İngilizler onlara öyle diyorlar işte iyi bir balıkçıymış diyorlar. Hani böyle esprileri var onların yani. Ama birçok safkana bak ikilileri falan da var. Buraya da iki tane safkan da katılıyorlar. Güzel bir başlangıç. Çok da eski değiller bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi hiç tanımıyorum ama takip ettiğim kadarıyla da Ankara'da olsun, Adana'da olsun, İstanbul'da olsun safkanlarıyla güzel şeyler yapıyorlar. Onlara da buradan başarılar diliyorum. Şimdi tabii Kontek'in Real Patek, Şeker Remzi gibi anne kardeşi iki tane safkan var. Tabii. Yarışlarına baktığımız zaman da zaten mesafeyi tutan bir safkan olduğunu zaten görüyoruz. Distant Relative'i Marlboro Charlie'nin zaten kendisinin Aygır'ın da mesafe anlamında hiçbir problemi sorun yok. Yani. Fransa'da da başarılı yavrum gözüküyor. Tabii tabii. Yani orada da işte cushion falan, sentetiği falan da tabii. çok da güzel yapıyorlar. Bence mesafe tutan safkanlardan bir tanesi. Bu yarış içinde herhangi bir mesafeyle ilgili çok şey olmaz. Ama yarış şansı da lazım tabii ki. Tabii. Yani bak biraz safkana biz ben Mayer derken buna kesinlikle Mayer demiyoruz. Yani her şeyle belli oluyor. Evet. Başarılar diyelim. Dragon Flame'e geçelim. Torok temsilcisi Emrah Agun'a sahip olduğu evet. isim. Dragon Flame. Şimdi baba Torok, anne Happy Valentine. Happy Valentine'ın benim çok eski bildiğim bir kısrak. Daha o kısrağın taylından tanıdığım, bildiğim bir şey, isim. Babası The Way You Are. Burada tabii Dragon Flame, Dragon Fire, Shining Glory gibi öz kardeşleri birçok tane var. Onları seyrettik. Değişik mesafelerde başarılı oldular. Pivotal ve Sadler's Wells inbreeding'e sahip enteresan bir pedigree. Ama Dragon Flame benim için daha 1600'den daha uzun mesafeye koşmadı. Ve uzun evet. zaman sonra yani 35-40 gün aradan sonra herhalde değil mi? Gazi koşacak. Bir dinçlik yarışı yapacak. Çoğu safkanın tersine
Numan böyle 18 gün 20 gün kala kadar yarış koşmayıp daha uzun zaman aralığıyla koşmayı deneyecek. Yarış esnasında çok beğendi bir Safkan. Çok çabuk hızlanabilen bir Safkan. Sanki Myler olarak daha güzel işler yapacakmış gibi duruyor. Bu yarışta da Dragon Flame böyle eğer viraj dönülmeden ikinci, üçüncü gidip de birdenbire o avantayı falan kaparsa yakalanması da zor Safkanlardan bir tanesi. Öyle görüyorum. Yani koştuk şanslı izmeden birisi. Esas da kağıt anlamıyla, genel görüntü anlamıyla bana Myler hissiyatı daha çok veriyor. Ama yarıştaki yeri ve yarış şansı anlamında da şanslı olabilecek safkanlardan bir tanesi Dragon Flame. Yani böyle üç yukarı yarışlarda şanslı olabilecek isimlerden biri olarak gibi. Yani ilerinin iyi bir Myler'ı olur diye düşünüyorum. Ama Gazi de çok atın canını yakar. Onu da görebiliyorum. Biraz yarış taktiğiyle de alakalı. Tabii o da önemli. Nasıl gidişat olacak? Yani bak birazca söylediğim gibi eğer ki viraj dönerken böyle üçüncü hop da birdenbire hadi derse birdenbire arayı açabilecek. Onun kadar ayağına çabuk bir Safkan bu yarışta bence yok. Güzel. Yani bilmem yakalanır çabuk, yakalanır. Bak onu ben bilmiyorum. En çabuk kızınabilen istemeyen birisi yani. Belki birincisi. Tabii. İşte mesela yarışın hızlı gitmesi, yavaş gitmesi Dragon Flame'in açısından enteresan sonuçlar doğuracak bir şeyde. Sanki öyle görünüyor abi. Yani. Birdenbire yarış çalabilir bak Numan. Yarışı çalabilir derken yani bir yere kadar gelir yakalanır yakalanmaz onu bilmem. Doğru. Ama öyle bir stili var çünkü. Onu yaptığı zaman daha başarılı oluyor gibi. Evet. Şimdi abi başa verdikten sonra Festival Fever'a geçelim. Hı-hı. 6 numaralı isim. Tizvey temsilcisi Melis Kurtelemi'nin sahibi olduğu isim. Festival evet. Fever. Neler söylersin? Şimdi Numan yine anne hattını incelediğimde klasik 2000-2100'leri yapabildiğini görüyorum ama Festival Fever'ın bir şeyi var. Enteresan bir at. Ben çok beğeniyorum. Geçen Sait Akson'du değil mi? Sait Akson koştan sonra bu safkanı zaman lehine dörtlü daha iyi görürüz diye düşündüğüm bir şeyleri var bu atın. Ya tam açılmadı Nurman. Ya mental bir problemim var. Ya bilmiyorum. Nedenini bilmiyoruz. Nedenini bilmiyorum ama sanki şey gibi böyle hani bir arabanın yüksek beygirli bir araba vardı da hani bir türlü gaza basarsa hani böyle gaza bir şey vardı bir problem vardı galiba. Ama çözemezsiniz. Ama siz arabanın hızlı gittiğini bilirsiniz anlatabildim mi? Gidebileceğini bilirsiniz. Bence öyle bir safkan. Güzel bir safkan Numan. Ama bu yarışta ne yapar? İşte bu dediğim birazcık dediğim gibi yani safkanların avantajları var. Dezavantajları. Bir de dezavantajları var. Şimdi dezavantajları olan taraflarından bahsettim. Gördüğüm kadarıyla. Ama kağıt anlamında da şeyi yapabilecek mesafeyi yapabilecek sezon başında geçen seneden beri en çok konuşulan isimlerden birisiydi haklı olarak. Evet. Performansıyla. Şu an biraz daha sanki outsider diye tabir ettiğimiz duruma geldiği gibi. Şimdi şöyle olur Numan. Bu tip safkanlar genel anlamda yani sadece Türkiye'de dünyanın her yerinde var bu tip atlar. Siz o problemi çözdüğünüzde bambaşka bir safkan olarak ya da bir sene sonra bambaşka bir safkan olarak sizin şey yapabilirler, karşınıza çıkabilirler. Doğru. Benim de açıkçası bu yarışla birlikte bu yaz ve gelecek sene takibimde olan safkanlardan bir tanesi. Nasıl oluyor? Evet, merak ediyorum yani. Benzeri ben Longra'da duymuştum sanki. İkilliği çok iyiydi, dörtlülü de mükemmeldi, üçlülü kötü değildi ama beklenen ama, gibi değildi. Evet. Tabii ki Longra'la kıyaslamadan onu söyledim aslında. Tabii. Performans itibariyle değerlendirme açısından söyledim. Aynen o zaman da yani Longrunner'da çünkü üçlülüğünde bekleyen şey görmüştüm. Evet böyle bir şey görmüştüm söylemiştim. Sonra da hatta üçlülüğün sonuna doğru bir yarış kazanmaya İnanılmaz başladı. İnanılmaz seri başlamıştı. Numan şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani
bir eğer atı biliyorsanız, atı gördüğünüzde atın hangi mesafeleri yapabileceğini, nedir ne değildir anlayabilecek bir göze sahipseniz, orijinde doğru okumayı biliyorsanız birçok şeyi halledersiniz. Bir yerde yani eğri doğru yolunu bulur yani. Aynen, ama şu demek değildir. Şimdi mesela bazen ben kendi antrenörümüze mesela konuşuyorum. Niye böyle diyorum oldu diyorum başka bir atlar için. Diyor ki ayağının şurası da şu var. İşte ne bileyim şu safkan niye böyle gidiyor? Siz boğazında işte at, ya da işte yumuşak damak var deniyor. Ya da işte dizinde parça var. Şimdi siz onlar bir safkanda problem olduğu zaman sizin burada kağıt orijin falan anlattığınız her şey boşa gider. Durma. Yani öyle yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bazen hani deriz ya bu at işte çim atı niye kumda koşuyor? Çimde koşan hani anlatabildim hani sert zemin bilmem ne filan o problemler bu sefer şey yapmaya başlıyor, baş göstermeye başlıyor. Dolayısıyla eğer bizim burada orijinden filan bahsederken bütün safkanların sağlıklı bir şekilde yarışabileceğini düşünerek bunlardan bahsediyoruz. Evet. Ha bu arada şey de vardır yani bunu da herkes bilsin hiç böyle ağrısız olmayan falan filan bir şeyde yarış atı da yoktur yani. Mutlaka sorunlar yani şimdi, var yani. Şimdi bir, küçük büyük Avrupa kupaları oynuyor. Maç seyredi o futbolcular ne kadar büyük efor sarf ediyorlar. Şimdi senle benle birler mi yani? Öyle değil mi? Kesinlikle. Onların mutlaka şeyleri oluyor. Problemler oluyor. Mühim olan o problemleri doğal şekilde minimum, çözebilmek. Minimum yani. Aynen öyle. Başarılar diyelim. Iron Sky'a geçelim abi Yedrumlar'a. Evet. Iron Sky. Maybol Şahit temsilcisi, Ümit Durucu'na sahip olduğu isim. Evet. Benim de yakından tanıdığım, birlikte yarıştığımız çok da güzel bir safkan. Şimdi zaten kısran, şey atın annesi zaten Alcafra kısrak koşusu dördüncüsü. Dolayısıyla evet. Hani mesafeyi de tutuyor. Önlerde de yarışı şey yapıyor, kabul ediyor. Anne atta zaten işte cut clear'ı bilen şey izleyeceğiniz pedigree meraklıları var. Hakikaten çok güzel bir anne hattı var. Mesafeyi de tutan bir anne hattı var. Bu safkanın. Dolayısıyla mesafe anlamda çok problem yaşamaz. Ama dediğim gibi hani 2200'ler falan tamam ama yarışın gidişatıyla da alakalı Iron Sky'ın performansında mesafeyle ilgili problem olmaz. 2200'leri falan 2100'leri yapar zaten yapıyor. Kağıt anlamında da yok ama yarışta Iron Sky çok yerlerde bekleyen bir safkan değil. Evet genelde öne yakın gidiyor. Öne yakın gidiyor. Bu yarışlarda var. Evet. O koşunun artık, temposunu belirleyen isimlerden birisi olabilir. O artık ekibinin... Yani kendi stiline sahip isimler de var koşuda. Birazdan evet. Konuşacağız zaten de. Evet. Başarılar diyelim orada. Dolayısıyla merak ettiğim safkanlardan bir tanesi. King Davut, Sidney Eskendi yavrusu Hüseyin Akmaş'ın sahip olduğu isim. Yine önde gitmeyi seven isimlerden birisi koşularında. Evet. Adana'da, kışın Adana'da yarış değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Önce kum pistte Adana'da evet. Kışını koşup sonra çim pistlere tekrar dönüp başarılı olmuştu. Mehmet Akif Ersoy koşusu da çok ağır pistte ikinciliği evet. Var Severus Sunayip'in arkasına. Genel anlamda mesafeyi yapabiliyor. Numan mesafeyle ilgili hiçbir problemi yok bu safkanın. AP indi. Birinci kısrak babası Night Shift Penayna Walk Sarus. Sarus biraz süratle oradan geliyor olabilir. Mesafeyi yapabilen. Miler diyeceğimiz bir safkan değil. Yani sürat de var, dayanıklılık da var ama evet. Miler diyemeyiz. Miler diyemeyiz. Dengeli bir pedigreye sahip. İyi bir temposu gerçekten. Evet. Da, mesela King Davut da her an hani yarışır olmadık yerde hızlandırıp da birdenbire yarış benim kendi jargonla bile. Yani çok rahatsız eden olmaz özellikle. Efendim? Benim tahminim koşunun temposunu verecek isim. Bana öyle geliyor. Olabilir. Yani ilk metreden itibaren. Olabilir. Ama tabii diğer rakiplere ne kadar zamanlamaya göre hamle yapacak? Şimdi Numan tabii biz bilmiyoruz. Bunu da hiçbir zaman bilemeyiz. Yani ilk bini birdenbire kaç geçecek tabii ki, nedir ne değildir onu bilmiyoruz yani. Asla. Dolayısıyla hani yarışın temposunu... Bence birçok jokeyi de bilmiyor koşu. Tabii tabii yani yarışın temposunu belirleyecek derken de bu alıp 5 boy da gidebilir, 1 boy 1 boy da kaçabilir tabii yani. Tabii ki onu bilemiyorum ama önceki performansına göre yani her yarışta hemen hemen ısrar eden King Double var gibi geliyor bana. Ya mesela Iron Sky'ın her iki taktikleri koşucu yarışlar var daha önce. Kırmızı'nda. Evet. Ama sanki King Double biraz daha bu konuda ısrarcı olacak gibi geliyor bana.
En azından kağıt üstünde böyle görünüyor. Evet. Ona da başarılar diyelim tabii ki. Ve Madras'a geçelim. Herhalde koşunun favorilerinden birisi olacak. Ya benim görüşüm AGF tablosunun en üst sırasında olacak. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani Sanok Kugar mı Madras mı AGF tablosu için konuşuyorum bugünkü. Muhtemelen koşunun favorisi diyebiliriz. Zaten Sait Akson koşusu galipleri yıllardır Gazi koşusunda da ön plana şansı gösteriliyor. Sen neler söylersin abi? Ali Karnasus yavrusu. Kesinlikle sana. İhsan Ertan'a sahip oluyorsun. Nurman, katılıyorum. Zaten Espinoza gibi bir atın da anne kardeşi, Cihanur annesi. Anne hatta olduğu gibi benim her zaman bahsettiğim o solid, o yani çok fazla şey yapmamız el değmemiş anlamdaki o Türk pedigi. Ben onlara Türk pedigi evet. diyorum. Böyle anne hattının Türk pedigileri genel anlamda dayanıklılık bizde daha fazla. Tabii geçmişten oluşturulan bir geçmişten oluşan evet yani bizde öyle bir şey var. Çünkü Amerika'dan oradan buradan filan çok şeyler, aygırlar, kısraklar geldi yıllar içinde, zaman içinde. Ve anne hattında daha kısalmaya gitti atlar. Ama bu tam bir Türk pedigri o anlamda. Bir içim, yetim, Yülay, yani Nurcivan, baktığınızda Arslan filan. Yani bunlar hakikaten dayanıklılığı sonuna kadar veren şeyler, isimler. Madras'ta ben de sana katılıyorum. Şu anda Gazi koşusunda iki tane at yasa biri, altılı oynuyorsa veya tahmin ediyorsa herhalde bunlardan bir tanesi kesinlikle Madras olurdu. Kimilerine göre bir tane at seç deselerdi Madras, bu Madras olurdu. Yarışları genel anlamda çok geride takip ediyor. Bugüne kadar yaptığı yarışlar neredeyse en geriden gelip kazandı değil mi? Zaten insanları da en çok etkileyen durum bu. Ama Gazi Koç'ta şimdi 22 tane safkanla birlikte en geride bekler mi? Beklemek zorunda kalır mı? Bu jokeyinin tercihi mi? Yoksa atların içine girememe gibi bir problem var, onu ben bilemem. Ama Taylan önde giden bir isim daha baksana. Demek ki biraz aklı daha selim olmuş da gerilerden gitmeye başlamış. Dolayısıyla Gazi Koç'un kağıt üzerinde yaptığı yarışlarla olsun. Yani iki çim yarışı, iki birincilik ve bu yarışlar evet. iki tane ve Sait Akson koşusu. Aynen yani. Doğal olarak haklı favori diyebiliriz yani. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla sonucunu merak ettiğimiz bu Gazi koşusunun kilit isimlerinden bir tanesidir. Belki belki de birinci ismidir. Ekibine de başarılar, başarılar diyelim. Mr. Y varsa geçelim abi. My Boy Charlie yavrusu da Doğukan Yapıcı'nın sahip olduğu isim. Evet, başka bir My Boy Charlie ile karşı karşıyayız sayın seyirciler. Evet. O da uzuna çıkınca Bursa'da kazanıp geliyor. Şimdi belki hani son zamanlarda tartışılıyor ve ben de bu tartışmanın içinde benim de bir fikrim var. Yani bu baraj yarışları ya da ne bileyim handikap puanlarıyla evet. ilgili şeylerde. Baktığınızda mesela Mr. Baybars 19 Nisan'da handikap puanı 51. Yaptığı yarışlarla sonra kısa vadeye 8 kazanıp Bursa'da daha sonra bir kısa vade, 2 tane kısa vade 8 kazanıp Gazi koşusuna girmeyi hak etmiş isimlerden bir tanesi. Numan. Doğru. Önce 1500 sonra 2000'de. Aynen öyle. Ben yarışı nasıl ettim? Çok da beğendim mesela yarışını. Bursa'daki yarış. Son derece olarak dikkat çekeceğim. 2.01.90 yaptı. Derece olarak da 2.01.90 yaptı. Yani. Pist rekoruna yaklaştı ama tabii İstanbul çiminde bu kez farklı evet. bir dönemeç. Tabii şöyle bir şey var. Daha yani çok hoştu aslında Adana, İstanbul çiminde canlı Numan, kursun ama. Adana ve Bursa'nın, İzmir'in son virajları çok kısa. Daha önce söylemiştim. Ankara ve İstanbul'un tabii ki uzun. İstanbul'un çok uzun bir düzlüğü var. Bugün de ben virajın şeye kadar yürüdüm, pisti bile kontrol ettim. Ben yaparım yani, biliyorsun böyle acayip şeyler. Dolayısıyla tabii bu şey yapar. Fark eder Numan. Onu orada bir şey yapabiliriz. Uzun düzlükte Mr. Baybars ne yapabilir? Yalnız Numan, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bir hissiyatımı da belirteyim de. Bu Gazi koşusunda ben birinciyle böyle beşinci arasındaki boy farkının
6-7 boy olacağını hiçbir düşünmüyorum. Sanki böyle biri ilk Allah üç Allah. İlk üç arası bir boy filan, bir boy, bir buçuk boy filan olacak gibi. Hiçbir at çok farklı. Üç boyla çok farklı düşünüyorum. Üç boy filan mı kazanacağını düşünüyorsun? Herhangi bir için bilmiyorum ama ben ilk dördün ilk beşin yani bir altıncı ile mesela birinci arasında bence 10 boy olur. Bana öyle geliyor. Kim kazanır bilmiyorum tabii ki ama. Biraz çünkü bunu da senin aslında söylediğine bağlıyorum abi. Nedir? Orta mesafede çok başarılı bence ciddi isimler var. Ve ben gerçekten maalesef virajda yani bir 28 sayın grubun gerisinde kalabileceğini düşünüyorum. Şimdi o ayrı bir şey. 22 tane at vereceğim. Bir birinci olacak, biri son olacak. Ben şey, ben birinci ile dördüncü arasındaki boy farkının 5 boyu geçmeyeceğini düşünüyorum. Ben sadece şunu düşünüyorum abi. Sanki bir iki favori için böyle şey vardır ya, daha önce yıllardır vardır. Halk arasında şey deriz. Hiç kaybetmez deriz ya böyle. He. Öyle diyebileceğimiz bir yarış olduğunu bilir. Ona katılıyorum. Trafik sorunu vesaire yani, dolayı. Tabii canım. Ama yani sanki birinciyle böyle bir altıncı, yedinci arasında fark olur gibi geliyor bana. Birinciyle belki ikinci arasında fark olmayabilir o kadar. Ama ben geçen sene girişe benziyorum. Geçen sene öyleydi abi. Yani şöyle bir, geçen sene kazananla beşinci, altıncı arasında ciddi fark vardı. Tabii canım, daha yani atlar işte biraz da bahsettiğime geliyor Nurman. Yani o hakikaten 200 metre bitmiyor. Geçen sene Urfa Aslan'ı kazandı. Öyle ama zaten abi. Qualisto ikinci şey gelirken iki tane at. Qualisto bazı atlar slalom falan yaptı yani. Son 200 evet. metrede at yoktu. Yani sadece öndekini yakalamaya çalıştı. Urfa Aslan'ı yakalamaya çalıştı. Evet. Sağında sonunda hiç at yoktu ki. Geçen sene ama bu sene... Nurhan, ben nedense abi birinci, dördüncü, beşinci arasında çok büyük böyle farklar olacağını, yani üç boy falan bitecekmiş gibi gelmiyor bana bu isimler. Şimdi niye buradan geldik? Mr. Baybars'tan bahsediyorduk, buraya geldik. Bana da mesela ilk beşin içinde çok enteresan, hiç beklemediğiniz bir safkan olacakmış gibi de geliyor. Ama beşinci olan ona bir safkan içinde. Ben gelip de bir tane çok sürpriz olup birinci olacak, onu bilemem. Yani onu şey yapamam. Onu geçer filan değil mi? Ama böyle işte mesela Mr. Baybars'ın mesela bu yarışta biri gelse dese ki bana, ya Mr. Baybars da geldi son anda üçüncü oldu. Şaşırmam ki ben. Şaşırır mısın? Hayır. Ama bunu birçok safka için söyleyebiliriz. Tabii tabii, yani bu safkanlardan bir tanesi bu. Çünkü çok kapalı kutu diye tabir ettiğimiz halk arasında evet, evet. çok isim var. Aynen aynen. Ya, ama bu isimler çok geride girebilir, çok önde de tamamlayabilir. Bence burada ilgilileri dahi merak ettiği şey zaten bu koşuyu koşuyor. Aynen yani aynen. Mr. Baybars'ı söylemiyorum bunu. Genel olarak söylüyorum. Yok, ben de olacağım isim olarak söylemiyorum. Gerçekten çok iyi koşabilecek isimler var yani koşuda. Peki abi, başarılar evet. diyelim ona da. Tabii ki. Ride the Lightning. Ride the Lightning ile... Geçen sene gazlı koşusu kazanan evet. ekipte. Selim Kaya'nın sahibi olduğu için. Aynı yol haritasından gitti. Evet. Değil mi? Biz de Ride the Lightning ile 3 tane kısa vade yarışta koştuk Asmar Dubai'le birlikte. Daimi rakibiniz de evet. Yani. Daimi rakibimiz. Hep de bizi geçti ya falan. Evet. Üçte üç doğru. Evet. Üçlere geçti. Çok da güzel, çok da güzel bir tay. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Hakikaten güzel bir tay. Şimdi objektif tabii. Şimdi at sahibi bazı şeyleri kabul etmez ama ben mesela beğendiğim ve takdir ettiğim için konuşuyorum burada. Son yarışta Niyazi Polat yerde Right Lightning'i eğerlemede geçmiş yarışlarından, son iki yarışından ki üç kere de görmüş bir isimsin. Üç kere görmüş bir isimim. Ratty Lighting'in anne kardeşi de bizde. Yani biz tabii canım yani Agent finalinde gebe. Ratty Lighting daha bu şeyleri yapmadan önce satın almıştım. Yani o yüzden de anne familyasını falan rahat biliyorum. Hatta sevdiğim için de takip ediyorum. Ekibi de çok takdir ediyorum. Jockey de zaten eski dostum, arkadaşım. Gazi'de onu atla bindirmiştim ben. White Up'a binmişti. Dolayısıyla son yarışında... Yanlış görmüş olabilirim. Ama Ride the Lightning'i daha önce koştuğu iki tane yarıştan biraz geri gördüm. Eğerlemede gördüğümden bahsediyorum. Yani daha önceki günlük bir problemim vardı. Ya da derler ki yok abi, Sadun abi yani sen yanlış gördün. Bizim atımız zımba gibiydi. İşte o gün öyle oldu falan filan. Ben bilmem. 16-18 gün arayla 3 kere koştular. Handikap puanlarına ihtiyaçları yoktu. Handikap puanı da öyle çok aman aman da verilmedi de zaten evet. bu safkana. Onun nedeni de bilmem. Hani bunları yapmayıp, tabii geçen seneki Urfa Aslan'ın aynı ekip olunca aynı yoldan mı gitmek istediler? Bildikleri bir şey vardır mutlaka. Bunu yapmayıp 3 kere koşacaklarına bir belki 2 kere koşsalardı, Gazi koşsa daha mı şey girerlerdi? Dinç girerlerdi? Onu da bilemem. Yarışta göreceğiz. Çünkü biz buradan bir şey söylüyoruz ama işte atların günlük problemleri veya bazı atlar mesela koşuldukça çok şey yapar. Evet. Bazı safkanlar sık koşarsınız ve kendi kendine forma girer. Bak öyle safkanlar da vardır.
Doğru. Hani onu bilmiyorum. Gazi Koç'ta benim ilk dörtteki safkanlarımdan bir tanesi olacak Right to Lighting. Beklemiyordum bunu. Ama şimdi Sait Akson koştuğu zaman ben burada dedim ki Niyazi Palat'ın yarışından sonra beklemiyordum. Yani. Ama işte eğer bir problem, ben öyle gördüm ama eğer ki bir problemi yok. Hayır. Abicim, günlük bir durumsa. Evet. Günlük bir durum ya da vardı biz hallettik. Olabilir yani. Biz bu kadar tabii zaman ki geçiyor. Pedigree anlamında, genel anlamda, yarış stiliyle, genel durumda ilk dördün içinde görüyorum Right to Lighting'i. Yani sağ noktanın favori dört kare arasından birisi yani. Ama ben daha önceki programda dedim hani şu anda Türkiye'de bu kadar Miler safkan varken o zaman da bahsettim. Right to Lighting burada şeyi stayer yani dayanıklılıkla birlikte mesafe tutma anlamında ki benim gözümde okey safkanlardan bir tanesi. Notumuzu aldık. Evet. Yani mesafeyi tutuyor ya da Gazi'de şöyle olur böyle olur ama ayrı konu, yarın bir gün hani uzun mesafeli grup yarışlarda görürüz bu safkanı o anda. O kalitede bir safkan yani. Başarılar dilim ekibi. Bir diğer Turok temsilcisine geçelim. Severus Snape, Barış Akut'un sahibi olduğu isim. Evet. Yine yakından bildiğim bir isim abi senin. Sahibinden daha fazla gördüğümü söyleyebilirim. Takılıyorum tabii canım. Çok sevdiğim Adana'da bir arkadaşım. Adana'da çok evet gördüm tabii. Taylı'ndan beri gerçekten çok iyi bildiğim bir safkan. Roberto Pedigree'den de bahsedelim birazcık. Dayanıklılık var gibi sanki abi. Tabii. Efendim? Dayanıklılık var gibi yani. Dayanıklılık var. Çok yetenekli. Jokey'ine çok, Ahmet Çelik de herhalde aynı şeyi söylemiş. Yani jokey'ini rahatlatan, istediği yerde giden, duran, çok akıllı bir safkan. Ama çok koşu, kabiliyetli bir safkan. Bir şey araya istiyorum abi. Tabii ki. Koşu stili olarak o hızlanma, ümeleme açısından ben Dragon Flame'in ikisini birbirine benzetiyorum aslında. Yani evet. Yarış içerisinde kolay, istediği her yerde jokey'in giden, dediğin gibi. İstediği yerde jokeyin istediği yerde hızlanabilen. Aynen çok yani hiçbir yani yani her jokeyin bilmek isteyeceği stilde ve kabiliyette bir safkan. Değil mi? Bir dezavantajını söyleyeyim, ilk defa İstanbul'da yarışacak. Evet o. Ama çünkü bu dezavantaj mı avantaj bilmiyoruz. Belki de avantaj abi. Yani İstanbul'da belki çok daha iyi koşacak. Çünkü bunu bir defa önce gördük. Ankara'dan gelip İstanbul'da çok daha başarılı olan isimler gördük yani. Tabii tabii. Yani. Pistin geniş olması, daha yumuşak olması nispeten. Yani bilmiyoruz tabii Severus'un ama soru işareti dediğin gibi herhalde. Tabii Adana'da kışın çok formda değildi. Bir iki problem vardı. Ondan sonra Ankara'da onlar çözüldü ve yarış hayatında da hemen çok iyiydi abi. Yani şey olarak görsel etkileyicilik olarak sanki. Evet. Çünkü genelde böyle şeyi severiz ya abi. Geriden böyle bekleyip böyle herkes onu sever. Halk arasında şey var ya, koptu geliyor gibi böyle. Aynen yani. Aynen. O tabiri kullanabileceğimiz yarışlar yaptı yani. Şuna bakar mısın? Ben mesela evet, burada yarışı izlerken canlı, yani sanki öndeki safkanın kazandığını düşündüm ben. Evet, Severus'un hep koşunun favorisi dışarıdan geliyor gibiydi evet, akışta ama hem pist ağırdı hem de gerçekten çok etkileyici bir sprint. Evet. Gerçekten yani Allah nazardan saklasın. Çok kabiliyetli bir safkan ve akıllı bir safkan. Ama soru işaretleri var da İstanbul'da ilk defa koşacak. İstanbul'da ilk defa koşacak. Bakalım ne olacak. Bakalım. Sevgili antrenörümüz Tevfik Bardakçı'nın Gazi'ye geçer. Her sene Gazi'ye katılıyor bir şekilde. Zaten Burgas'ta da Gazi'yi evet kazanmıştı biliyorsun. Burgas yapan adam. Kimse kusura bakmasın. Evet. Ondan sonra geçen sene Headworker'la katılmıştı. Bu sene Severus Snape ve Bosetti ile katılıyor. Başarılı. Gayet iyi. Evet. Tüm ekibi. Ve Son of Cougar. Yani şimdi kışın Adana'da otururken Nurman ya da ben buraya televizyon programına gelirken bize deselerdi ki ya Haziran ayı gelecek siz Gazi koşurken Son of Cougar'ın Gazi'nin favorilerinden biri diyeceksiniz dese hadi ya falan derdik yani değil mi? O kum performansıyla. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Abi ben Semen Adat tecrübelisin. 2002'den beri Vant yarışı izliyorum. Naciden evet, kendi çapımda böyle izliyorum. Tabii ki, ne demek. Her seferinde bir şey öğreniyorum. Ben Son of Cougar'la yeni bir şey daha öğrendim abi gerçekten. Benim hayatımda yani en şaşırdığım yarışlardan birisi olmuştu. Kazanma açısından değil, zaten şanslı isimlerden birisiydi. Ki Son of Cougar evet, benim Ankara'da canlı izlediğim taylığında. Yani şöyle olmuştum abi, uçakta giderken ya ben bugün Son of Cougar'ı göreceğim. Heyecanı evet vardı bende. Aha. İki yaşlığında. Çünkü inanılmaz dominasyonla kazanıyor. Rakiplerine çok hakim. Müthiş bir isim. Evet, orijinal olarak çime de yatkınlığı da var zaten. Evet. Ama şimdi bir ara geriye gitti performans itibariyle. İkincilikler. Geriye gitti dediğimde ikinci oldu aslında. Ama o kadar alıştırmış ki kazanmaya. Evet. Kocaeli'ne çok güzel bir yarış kazandı. Ama yine de
ilk çim yarışı ve ilk defa da 2100 metreyi koştuk. Aynı zamanda İstanbul'da ilk defa, yani birçok ilki yaşadığı bir koşuda. Evet. Ben de foto finişini orada koşu izliyordum. Hı hı, evet. Yani önümüzden koşu yeni başlamış gibi geçti son metrelerde. Benim hayatımda en şaşırdığım yarışlardan, yani 3-4 yarış saysam, performans etkileyiciliği anlamında söylüyorum. Evet. Yarışlardan biri olur. Şimdi, ben nacizane de Gazi'deki favorim olur. Şimdi, şimdi burada 3-4 tane şeyden bahsedeyim. Bir, seninle program, Sahi Takson koşulduktan sonra seninle program yaptık. Ertesi gün Niyazi Polat yarı yarışı evet. vardı. Ben dedim ki Niyazi Polat yarın da bir neticesine bakalım, ondan sonra Gazi evet. koysun. Sen de bana dedin ki abi Sahi Takson'dan Gazi galibi çıkmayacak mı falan gibisinden böyle bir şey oldu. Gelen bana WhatsApp'tan gelen sorularda oldu bunlar. Ben sormadım. Ha yok yok. Şeyden WhatsApp'tan şeyden geldi. Ben hep Niyazi Polat yarı bir görelim dedim. Anlatabildim mi? Yani son sınav gibi, hani ö anlamda düşünelim. O anlamda düşünelim. Şimdi orada Sanof Kulgur geldi. Sürklase etti. Hayatta ilk defa çime çıktı. Şimdi antrenörü atı çim yarışına niye bu kadar geç çıkardı mesela? Daha önce çıkarsa. Hani Gazi ile arasında şey var ya bu kadar evet. Az bir zaman var. Ama diğer yandan antrenör Alper abi, Alper Ciğer hem bizim antrenörümüzü uzun zaman yıllar yapmış. Geçen sene Koalisto'nda sahibi ve antrenörü olan neredeyse bir isim Alper abi. Çok tecrübeli bir isim. Sanof Kugur'un nedenini bilmiyorum tabii burada. Hani daha önce bir çim yarışta kısa vadede ya Dinçer Cebeci de olabilirdi bu belki. Bilmiyorum hani. Orada çimi görüp de daha dinlenerek de girebilirdi. Böyle bir şey var. Genel anlamda insanlar şeyi de beklediler. Sanof Kugur çimi yapamaz, ondan sonra anafartalara girer gibi bir beklenti de oluşmuştu açıkçası. Ama ilk defa çıktığı çim pistte çok rahat bir birincilik ve jokeyi de birdenbire son anda bu safkanı tercih etti. Ahmet Çelik. Numan. Şimdi iki tane Gazi Koç'ta altılı oynuyorsak, iki tane at yazıyorsak bunlardan bir tanesi Sanof Kugur olur değil mi? Madras'ın yanında. Yani son performansıyla. Değil mi? Şimdi mesafeyle de ilgili bir şey gözükmüyor. Hele üstünde Ahmet Çelik olunca zaten mesafe 200-300 metreyi de Ahmet'e oradan biz şey yapıyoruz, bir turbo motor koyuyoruz. Yani ilginç bir sessizlik verebilirim abi bana. Tabii. Bu yarışla ilgili. 2012'den bu yana Gazi koşusu öncesinde. Evet. Bu kadar kum. Niyazi Polat yaklaşımını tekrar rica edelim. Tabii. Koşunun derecesine bakıyorum. Sanof Kugur ki çok zorlanmadan kazandı bir iş. 2.08.41 evet, yaptı. Şuradan su içelim. 2012'den beri son 12 yılda Gazi öncesinde 3 yaştaylar 2100 çimde İstanbul'da 2.08'in altına bir kere inmişti. Maximus boydu Ahmet Çelik'te yine. Ve en iyi ikinci derece bu kategoride ama. Yani güçlü evet. olarak Gazi öncesi 2100 çim İstanbul. Ve performans olarak evet. çok kolay kazanılmış bir yarış. Aynen öyle. İşte bu yüzden Numan bu sene Gazi koşusu ben birinciyle beşinci, altıncı, yani dördüncü biraz bana şey geliyor, yakın ara bitireceklermiş gibi geliyor. Bakalım güzel bir yarış olacak ve bu güzel yarışın şüphesiz favorilerinden birisi olacak. Kesinlikle değil mi? Yani iki yani tane Madras atarsa, sanki AGF favorisi evet. olur gibi geliyor bana ama sana Pugur da olsa şaşırmam yani. Sanki bu iki safkan AGF'nin bir ikisi olacak gibi görünüyor. Evet. Takyon'a geçelim. Başarılar diyelim sana Pugur'a. Pugur temsilcisi Rasulullah'ın sahip olduğu isim. Ve Takyon'a geçelim. Hemsworth temsilcisi Berat Levin'in sahip olduğu isim. O da son yarışında Mehmet Akif Ersoy koşusunda dördüncü olmuştu. İstanbul çimeyinde kariyerine başladıktan sonra ikinci kez İstanbul çimeye çıkacak. Gazi koşusuyla birlikte. Numan şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'da dördüncülüğü var bu safkanın. Öyle değil mi? Çok ağır bir pistte evet. dördüncülük. Fakat orijine baktığımızda zaten kısa kuvası Monjo, Smarty Jones, MT Livermore var ama anne hattı bu Sayadati falan var. Baksınlar lütfen, incelesinler. Hakikaten çok değerli, çok güzel bir anne hattı var. Tamamen
dayanıklılığa bağlı bir anne atıyla Hemsworth gibi bir aygır eşleştirilmiş burada. Hani birazcık daha uzun yapan bir şey olsaydı, aygır olsaydı daha fazla uzun mesafe yapabilir diye düşüneceğim ama şey yapar. 2000 metreleri falan yapabilecek, mesela rahat yapabilecek mesafe sorunu bu şey yapmaz. Safkan yaşamaz Numan o anlamda. Başarılar diyelim. Evet. Torgold da işte Fendrick galibi ve bir ara üçlülüğün başında değil. Yani şöyle söyleyeyim, hani Mart Nisan'da diyelim. Birine hipodromu çevirip bu sene Gazi kim kazanırsa Torgold iki isimden belki tek isim. Tesla Fever ve Torgold derdim yani, ben. Torgold denir belki yani. Belki Blue Sunset mesafe yaparsa. Yani konuşma öyle geçerdi bence. Değil mi yani? Genel itibariyle birçok işte. Torgold herkesin dilinde olan bir safkandı. Evet. Benim Tendirek koşusunda da seyrettiğim ve kazanırken de orada oldum bir safkan. Fakat işte bu bazı safkanların Haziran ayı gelirken mesafelerin uzaması, İstanbul pisti falan derken, bir de Torgold benim olsaydı erkek tay deneme koşar mıydım, koşmazdım diye böyle burada bir deklere şeyde bulunmuştum. Evet, şimdi o erkek tay deneme acaba Torgold'dan bir şeyler götürdü mü? Bilemeyiz. İnşallah götürmemiştir. Evet. Mesafeyi tutan bir safkan ama birdenbire o flash şeyi gitti. Hani erkek tay deneme olmasaydı da daha uzunlarla ya devam etseydi acaba bugün başka şeyler konuşuyor olurdu. Onlar merak mı? İstanbul için miyim merakla? Bilmiyorum. Mesela İstanbul'da da ilk defa koştu son iki yarışında. Bilmiyoruz. Yani birçok faktör olabilir. Yani bir erkek tay deneme 6.lığı, sonra Sait Akson 4.lüğü. Evet. Ama o... Ama kötü bir dördüncülük değildi abi. Yani değil ama... Şey, şanssızlıkları da vardı. Yani açıkçası o kışın başındaki ya da işte bahardaki üzerinde konuştuğumuz Torgold'dan şu anda o kadar emin bahsedemiyoruz açıkçası. Bakıp göreceğiz ama... Başarılar diyelim. Torgold'da bugün mesafe problemi olmadığını biliyoruz, hem orijiniyle hem annesiyle genel anlamda, genel formuyla. Yani şu da olabilir. Belki Sait Akson'da ya da o günlerde bir problemi vardır. Ekip onu çözmüş tabii olabilir. Bambaşka bir safkana da karşılaşabilirsiniz. Yani bu da olabilir. Ama dedim ki zaten şeyin orijin anlamında, mesafe anlamında hiçbir sorun yok. İki zaten Gazi kazanmış olmadı. Bir ekip yine bildiğim tabii, kadarıyla. Tabii aynen öyle. Yaşar Demir'de Secret Power'da kazanmıştı. Dolayısıyla Torgold'un bu yarışı iyi bir yerde bitireceğine eminim. Güzel de bir bilgi geldi. Yani Sait Akson yarışında nalı çıkmış Torgold'un. Olabilir işte bak. O da etkilemiş olabilir tabii ki. Burak Terzi'yle teşekkür ederim. Yayınlar da ekran etmiş. Olabilir tabii ki Gazi koşusunda. Başarılar dileyelim. Kazası belası barış olsun. Evet. Torgold'dan sonra Wolf TF'ye geçelim. Native One temsilcisi Sayın Zülfikar Altınoğlu'nun sahibi olduğu isim. Şimdi Wolf TF'ye çok enteresan bir isim. Kum'da başarılı yarışlar yaparken birdenbire çime geçip çimde de devam ettirdi bu şeyini, başarısını. Mehmet Akif Ersoy'da üçüncü ama ben Mehmet Akif Ersoy koşsa nedense Safkan'ın üçüncülüğü hiç beğenmedim Numan. Safkan'ı beğeniyorum. Yanlış, kimse yanlış anlamasın. Evet. Ama o yarışta potayı geçişini falan ben o Safkan'ı çok şey yapmadım. Mesafeden dolayı mı yoksa? Ya, genel geçişini ben beğenmedim. Ama Oğuz orada kaldı. Mehmet Akif'te kaldı. Belki dolayısıyla zaman geçti aradan. Dediğim gibi yani günlük problemler, bazı minimum sakatlıklar, çok minimum sakatlıklar, bunlar olabilir. Dolayısıyla Wolf Seyfo evet şeyi tutuyor. Mesafede mi? Yani 2400 metreyi ne kadar Wolf Seyfo becerebilecek onu çok emin değilim. Yani Gazi sonrası da 2000 metre civarı yarışlara, evet, daha başarılı olduğu gibi geliyor yani bana. Ama 2000 metre yapan da o 400 metre işte yine pazarlığa girdik. Yarış şansı da ihtiyacı var. bu safkanın. Her safkanın olduğu gibi bu safkanın da yarış şansına ihtiyacı var. Göreceğiz. Bakalım. Ama kabiliyetli bir safkan. Yani kum çimi ayırt etmiyor. Kalitesinden, gücünden zaten kimsenin şüphesi yok. Birçok stillere gidebiliyor, önde de gidebiliyor. Tabii canım, yani grubu yakında gidebiliyor. Aynen öyle.
Başarılar diyelim. Zıskaya geçelim. Somrabent yavrusu Senem Karaman'ın sahibi olduğu yine galip kazanmış bir ekip. Zıska. Evet. Zıskan ilk pedigrisi de bazı böyle pedigri meraklı arkadaşlarla konuşsa Safkan'ı böyle daha kısacı falan filan bekliyorduk sağdan filan dediler bana ama hani Invisible Spirit'i filan görünce kısak bulmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Sen de böyle düşündün bilmiyorum. Anne tarafından oluyor yani. Çünkü genelde senin öğrettiği kadarıyla ben önce anne tarafına bakıyorum. Tabii. Kısak babasına ama yani. Ama şimdi tabii Numan elinizden data filan olup da daha detaylı baktığınızda bazı şeyler daha çok ortaya çıkıyor. Yani gözünüzden kaçmış. Bu benim için de geçerli. Bazen aa filan diyorum. Detaylı bakıyorum. Bambaşka sonuçlar da çıkıyor. Zıska bu favori mesafeyi tutabilecek bir Safkan. Favori olan Safkanlar hemen arkasında. Onların hatasını hiç affetmez. Ben öyle görüyorum. Hep zor kazanan, yani ilk yarışlarda kazanamayan ama hep iyi koşan bir isim. Evet. Yarış şansına ihtiyacı var. Yani rakiplerin trafik sorunu yaşaması vesaire gibi durumlarda özellikle yani Zıska'yı bazı, görebiliriz. Aynen öyle. İlk 5'te ilk 6'daki Safkanlardan bir tanesi sanırım AGF'de de diyorsunuz hani onlarda da şey yapabilir. Yani ilk 6'nın içinde 7. 8. sırada 7. 8. de çıkar. Bilmiyorum bana göre AGF sırasına göre söylüyorum. Tabii yani ilk 6'nın içinde bir Safkan işte bu yarış şansıdır. İlk 6'yı sayayım mı abi AGF'deki bence? Say ben not alayım. Sonra Kugır. Madras sana Fugger arasında iki olacak. Yazıyorum bak abi dur yavaş söyle. Ama benim favorilerim değil ama. Ben AGF tablosunu söylüyorum. Tamam canım sen o yönden profesör. AGF tablosu Madras birinci at olabilir. Sana Fugger ikinci at olabilir. Mangusta üçüncü at olur. Evet. Blue Sunset dördüncü at olur. Severus Snape beşinci at olur. Dragon Flame altıncı at olur bence. AGF tablosunda. Oranlara çok yakın olur zaten. Yani 20'lerde birinci at olacak AGF tablosunda muhtemelen. Sen ben dediklerini not alıyorsun. Ben de senin dediklerini not alıyorum. Evet. Benim listem değil. Benim. Ya ben zaten biliyorum. Benim favorilerim değil yani. Yok. Evet. Yani Zıska. Numan pedigri anlamında belli mesafeyi yapabilecek ama rakiplerin de en ufak hatasını da affetmez. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben senin odanda otursam Gazi Koçu'nu seyretmesem sen de kapıyı açıp içeri girsen abi Zıska kazan desen. Kaşırmaz. Yani falan hani olur mu böyle oha yapma ya falan filan o anlamına da gelmem yani. Beni öyle çok böyle acayip şaşırtacak da bir Safkan değil. Yani Madras ve Son of Cougar'ın arkasında tetikte bekleyen atların başında gelir. Yani onların hatalarından şeylerinden diyeyim Zıska, Severus Snape bunlar programın şeyinde sonunda bir toparlar 5-6 at çıkarırız ama onlardan bir tanesi Zıska. Güzel. Başarılar dileyelim. Evet. Güzel bir yarış koşabilir. Bosetti pek yabancı olmadığı bir isim var. Bunu, bunu geçelim bence. Falan. Musa Özdemir'in sahibi olduğu bir isim. Evet son ne anda kayıt olan bir kızımız. Bir hikayesini dinleyelim senden abi. Senin. Neyi? Hikayesini dinleyelim. Neyin hikayesini? Bosetti'nin. Ne hangi hikayesini? İsmini nereden geliyor? İsmini benim sevgili kızım voleybol meraklısı olduğu için Bosetti, Lucia Bosetti Çukurova Belediye'de oynarken onun gibi çok kariyerli bir oyuncuyla tanışmıştı. Biz ailece tanışma fırsatımız oldu. Onun maçlarına, idmanlarına gittik. Çok kabiliyetli, çok hakikaten sporcu. Lucia Bosetti çok kabiliyetli bir sporcuydu. Çok etkilendi kızım. Ve Lucia Bosetti'nin ismini ata koymak istedi. Musa abi işte okeyi verdi. Ondan sonra ve şöyle bir şey oldu. Baba dedi, Lucia Bosetti ile Bosetti'yi tanıştıracağım dedi. Kızım nasıl olacak o iş dedim. Sabah kahvaltısına gideceğiz dedi. Oradan dedi ahırlara getireceğim izin verirsen dedi. Olur dedim. Ve Lucia Bosetti ile Bosetti daha yeni kentlerle başladı. Koş, daha ahırda tanıştılar. Yani. Fotoğraflar da onları ben sonra bir ara şey yaparım sosyal medyada paylaşırım. Sonra Lucia Bosetti voleybolu zaten bıraktı. Şu anda İtalya'da. Ama kardeşi geldi Vakıf Bank'a. Kardeşi geldi ama kızım da Lucia Bosetti böyle abla kardeş gibi hakikaten bir dünya yıldızıyla yazışıyorlar. O bütün yarışlardan haberi var. Ailesinin de haberi var. Muhtemelen kız kardeşinin de haberi olacak. Yani haberi var zaten. Dolayısıyla
dört ayaklı Bosetti, iki ayaklı Bosetti de seyrediyor devamlı. Haberlerini alıyor ve gurur duyuyor. Güzel hikaye. Benim de çok hoşuma yani. Giderdi. Eğer bir yabancı bir ülkede biri benim soyadımı koysaydı çok hoşuma giderdi. Birçok sporcunun tabii isimleri atlara koyuluyor ama bilmiyorum herhangi bir sporcu gidip kendi adının verildiği bir safkanı ahırında ziyaret etmiş midir bilmiyorum. Ama bunu yaptı Lütfü Bosetti. Onun o sporcu kalitesi ve karakteri diyeyim bizim Bosetti'ye geçmiş. Çünkü 4 yarışta 74 puan topladı. 5. yarışta Gazi'ye giriyor. Evet. Son 3 dakika kala yazıldı. Ve seni de tebrik ederim. 32 saat 9.32'de bana o mesajı nasıl attın Numan? Ama abi yani. Biz zaten o anda Gazi Kaydı'nı takip ettiğimiz için yakında. Tabii canım şaka yapıyorum. Dakika başı sayfayı refresh ederek. Yani 9.27'de beni Tevfik Bardakçı arayarak, orayı da anlatayım da biraz. Hani yeni at böyle at koşacak veya işte at sahipleri arkadaşlarımız hikaye olsun diye anlatıyorum burada. Araya böyle reklam alıyoruz. 9.27'de beni Tevfik Bardakçı arayıp antrenör. Zaten Nene Hatun'a koşuyoruz. Orada da koşsadık Ahmet Çelik gelecekti. Evet, tabii. Yani bir gece evvelden hani Musa ile falan hani yazıştık. Abi Gazi koşalım mı falan. Bize sıra gelebilir falan. Hesap yaptım falan dedi. Ben de ona bir cevap verdim abisi olarak. Sen sıra gelmeyeceğini düşünüyordun. Ben sıra gelmeyeceğini düşündüm. Başka şeyler de söyledim. Sonra bizim Almanya'da Ali Özdemir'in atı koşmuştu. O gece yarısı dönmüş. Ben bilmiyorum. Tabii saat 9.27'de Tevfik Bardakçı beni arayıp atı Gazi'ye koşalım mı kaydedelim filan dedi. Yani nereden çıktı filan. Çünkü gündüz ya daha doğrusu sabahın erken saatte biz zaten şey yapmıştık konuşmuştuk. Hani diğer atların idmanıyla falan da alakalı. Düşünsenize şimdi siz kendinizi benim yerime koyun. Sizi biri 9.27 arayıp atı Gazi koşusunda koşalım mı diye soruyor. Hani ben biraz lafı uzattım. Abi dedi telefonu kapatırsan atı kaydedebileceğim. Çünkü 2 dakika var dedi. Sonra bir daha aradı. Ben herhalde olmadı. Yani bir şey oldu falan zannettim. At kaydoldu dedi. Sonra da eşim baktı. Hakikaten de şey. Sonra ekibe söyledim. Onlar sağ olsunlar hangi yarışa koşacağımızı, ne yapacağımızı çok karışan bir ekürümüz yok. Özdemir ekürüsü. Jokeyler üzerinde bazen şey yapıyoruz, tartışıyoruz. Dolayısıyla biraz da benim şeyimle Gazi koşusuna yazmış olduk. Bakalım göreceğiz. Başarılar diliyorum. Mesafe anlamında mesafe çok tutacağını düşündüğüm bir safkan değil açıkçası. Bunu da oradan belirteyim de yani sonra işte hani herkese laf ediyoruz. Ya sen abi, şey yok dediğimi yap yaptım. Yok, hayır şöyle oluyor çünkü. Hayır, öyle bir şey ki şimdi bak at Gazi koşacak hala mesela. Ama Musa... açık sözünden uyarmışsın. Yok ben şöyle. Hayır ben şöyle yani. Şimdi mesela hala bak atı yarışa yazan benim. Hala ekip sağ olsun Musa bana ki sağ olun abi at mesafe tutar mı? Hani. Abi çok iyi ya. Yani şimdi bence diğer atlarla ilgili yaptığın yorumlara saygım çok daha artıyor bu sefer. Niye? Çünkü kendi atınla ilgili de abi bu yorum yapıyorsun yani zaten. Söylüyorum işte yani. Ya bu, şimdi dediğim gibi biri size telefon açıp da 3 dakika var 2 dakika var Gazi koşacağız. At, yani zaten 1900 koşacaktık 2400 falan deyip Gazi deyip falan derse hani bir gün böyle bir şey başınıza gelirse aklınıza beni getirin. Ama hala pazarlık halindeyiz. Kendi ekürüm bile benimle 400 metrenin 300 metrenin hesabındayız yani. Sonra 300 olur sonra 200 olur diye. Evet. Şunu da söyleyeyim. Yani Safkan çok iyi durumda. Onu tabii da belirteyim. Bir jokeyimiz de şey Muhammed Mir Bilgin. İşte evet işte yani isim Muhammed. Bizde Musa var, Ali var hani. Başarılar diliyorum. Biraz kutsal gidiyoruz işlere. 19 numara Giz. Evet. Ya yani Giz ne kadar güzel bir şey. Rüzgar'ın sahibi olduğu bir diğer isim koştaki. Ne kadar güzel bir dişi değil mi? Son yarış hariç inanılmaz. Yani belki şanssızlık yaşamış evet, olabilir. Yani kabiliyetinden, olabilir. Karakterinden hiç kimsenin şüphesi olmayan. Hep insanların baktığında da ya bu konformasyon ne abi bu görüntüyle hani bu at nasıl yapıyor diye şey var. Ama işte ama atların işte içindeki kabiliyeti, Numan, o ciğer diyoruz yani o şeyi kimse şey yapamaz. Yine anne hattı biraz önce Madras'ta bahsettiğim gibi öyle o Türk malı bir şey var anne hattında. Giz'in zaten elma herkes biliyor. Hani Şeker Hanım o Şeker Ağa filan o şeyleri anneleri. Dolayısıyla dişiler arasında mangustlarla birlikte iddialı olabilecek mesafeyi de rahat rahat tutacak. Dişilerden bir tanesi.
yarış günü şansına ihtiyacı var. Allah ayağını düz bastırsın. Tamam, başarılar dilerim. Ben böyle, şimdi ben dişi safkanları erkeklerden daha çok seviyorum. Hep söylerim de bunu. Her yerde de söylüyorum. Ben de bugün söyleyeyim. 28 dişi varmış Gazi Kızıran. Ne varmış? 28 dişi tay var tarihte. 97 yılda. Ne güzel. Ben erkek gibi dişilerin, karakter anlamında olan dişileri daha çok seviyorum. Bunu herkes bilir. Arkadaşlarım, herkesi sen de biliyorsun. Böyle bir şeyim oldu. Evet. Tay aldım. 100. Gazi koşusuna koşabilmek için kendime, kızıma daha doğrusu, yine dişi bir tay aldım. Bir de kır aldım. Oradan tutturabilir miyiz bazı şeyleri diye. Evet. Başarılar diyelim bize, evet. Ve Luke Atlas'a geçelim. Daredevil kızı. Ya şimdi Daredevil yavrusu da Gazi koşar mı filan. Ne kadar güzel bir kıslak koştu değil mi esasında? Ama anne hattı da çok güzel. Numan. Değil mi? En sevdiğim anne hattından birisi. Alfred'in Amaryllis yine. Evet, evet. O kanatında çok başarılı isimler vardı. Ya son yarışı efsane bir yarış yaptı. Çok iyi bir ikincilik kısrak koşusunda. Çok çok iyi bir şey ikincilik. Sonlarda bakayım ne kadar şey yapacak. O atakları yine aynı atakları yapıp nerede nasıl yapacak? Nasıl kuvvetli gelecek? Erkeklere diş geçirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz Numan. Ya performansını çok merak ediyorum. Yani ya şöyle merak ediyorum. Ben şimdi 2002 yıldan beri yarış takip ediyorum dedim ama tabii babamdan başladım takip etmeye. Babam da çok iyi bir yarış sever yıllardır ve özellikle Gazi koşularında böyle sürpriz atlarıyla ben biliyorum onu. Asket'i yıllar önce destekleyen biriymiş. Yakın arkadaşlarımdan da duyuyorum. Ben o zaman tabi hatırlamıyorum. Bir yaşında bebek olarak ama bu sene de kısrak koşusunda da mesela Look at the Star çok iyi bir yarış bekliyorum demişti. Ben de tabii evet. Şaşırmıştım. Sen orada babanı gördüm değil mi? Konuştuk. Evet, değil evet, evet. Look at the Star demişti. İkinci olmuştu. Bu sefer de yine çok iddialı. Gazi koşusunda çok iyi koşacak diyor. Bilmiyorum. Hadi bak, olabilir. Ben çok beğendim. Ya Numan şimdi bak, sıra Mangusta'ya geldi değil mi? Evet. Mangusta'nın kıslak koşusu galibiyette hepimiz parmak ıslık yani. Çok güzel. Slalom yaptı yani. Bambaşka bir yarış koştu. Çok. Onu da görürsek Beşi'de rica edelim. Kıslak koşusunu bir kez daha. Mangusta gerçekten. Göstermeyin kıslak koşusunu. Biz 5. gelmiştik. Bir de mağlubiyetlerimi gösteriyorsunuz. Ama çok iyi bir yarış koştu abi. Harika harika. Git 2 yaşında aslında bu performansı bekleten bize bir isimdi. Çünkü çok iyi bir 2 yaşlıdan evet. Mağlup geçen bir sezon. Erkekleri de mağlup etmiştik. Kraliçe Elizabeth koşusunda. Ne söylüyorsun evet. Abi? Mangusta. Mangusta ya dişilerden bir tanesi erkekleri böyle ısıracak falan filan dersek bunlardan şu anda kim ne derse favorisi desin ya. Look at the Star'da sanki. Yani Giz'den önce gelir yani Mangusta. Ya Luna şöyle baktım biz de dişiyiz ama yani bu dişilerin hepsi mesafe tutuyor bizim kardeş. Nasıl olacak o iş? Güzel olacak. Harika bir yarış koştu. Hakikaten böyle erkekleri kendi tabirimle ısırırsa Mangusta en başta ısırır diye düşünüyorum yani. Dedim ya biraz dişi aldık bir de kır aldık falan diye yani. Anla. Evet. Ya şey yapıyorum. Gerçekten Mangusta koşunu tabii ki. Muhtemelen çok iyi kim diye biliniyor. Berat Abiş. Öyle mi? Öyle biliniyor. Hadi bakalım. Bakalım başarılar diyelim. Baksana kulaklara. Karaktere bak ya. Kulakta da şey yapmış. Geri atmış. Ha, kır İngiliz dişi. Kulaklarda geri kızmış. Neye kızmış acaba? Yani çok güzel bir yarış yaptı. Burada dediğim gibi yani erkeklerin canını alacak dişilerin başında gelir. Geldik Orit incisi mi Numan? Evet Orit incisi. Maybo Charlie kızı. Maybo Charlie kızı. Evet. Numan. Kıslak kursu dördüncülüğü. Yani. Bu da mesafe tutuyor ya. Dişilerden ne olacak bu işler? Değil mi? Evet, evet. Peki abi bir şey soracağım abi. Zıskayla ekürürler mi? Yani ahırdaş diyelim evet. Onları. Yani. Evet. Acaba abi, şey yapar mı? Önlerde kaçmayı falan denerler. Öyle bir şey yaparlar mı acaba? Ya da kendine mi hani? Bekleme yapan bir isimdi genelde. Değil mi yani? Sanki mesafe soru şartı olmayacak isimlerden birisi gibi görünüyor. Evet. Anne baba.
Abi kısrak dişi taylar arasında baktığımız zaman 5 tane dişi tay var Gazi'ye kayıt yapan. Hı. Birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncısı var. Üçüncüsü nerede abi? Üçüncüsü nene altına gitmiş herhalde. Onur abiye selam olsun, o da paylaşımını yapmış da çünkü. Kim, Sandun kim? Abiye söyler misin ters totem yapmasın diyor. Kim diyor? Onur Dilbaz. Ne diyor? Sandun abi ters totem yapıyor diyor. Ne ters totem? Dişlerle ilgili az önce söyledin ya abi. Kısrak kuyusuyla ilgili. Yarım yaparken Mesut'la ilgili özellikle beşinci oldu. Bu kez sanki çok daha iyi koşacak gibi. Mosettin durumu iyi canım, yani atın durumu iyi. Ben mesafeyle ilgili şimdi onu değil, bazen pedigree orijini bilen adam yani. Dolayısıyla kimin mesafeyi tutup tutmayacağını, ne yapacağını bilmiyordu. Ama ben onun atını orada... Ben görmek isterdim. Ben bir şey söyleyeyim. Yani ben de tabii canım, oluruz başka yerde rakip oluruz da. Mesela kendi kıyın koşacak orada. O da bizim ahırdaş. Kusura bakmasın. Orada rengimiz belli. Yani, hani orada rengimiz belli yani. Nasıl olsa Gazi Güzel rekabetler bunlar. Tabii tabii. Şimdi nasıl olsa Gazi günü senin odada buluşuruz. Ama yemeği hep ben ısmarlıyorum. Neyse. Evet. Ataş geldi. Adamın jokeyini bile yemeği ben ısmarlıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Başarılar dilerim. Gerçekten tabii, çok tabii, güzel tabii, bir şey olacak abi. Şimdi zaten şöyle bir şey söyleyeyim Nurman bak. Şimdi Onur da mesaj atınca. Şimdi tabii biz atları koşuyoruz. Rekabet oluyor aramızda. İşte bazen bizim atın birinde biz bir jokey başka bir yarışta başka bir ata biniyor, şakalaşır. Hakikaten güzel bir şey var. Sportmenlik var burada. Gerçekten yani. Çok bir abi kardeşlik ortam o anlamda. Hani yeni atçılar için de anlamda bazı söyleyeyim. Çok şey oluyor. Atınız binmiş bir jokey. Benim başıma geliyor bu. Akşam arıyor abi mesela. Başkası biniyor ama diyor ki abi diyor işte senin at diyor böyle böyle diyor. İşte hani fikir o jokey nasıl bu iyi diyor falan. Hani bunlar hakikaten güzel şeyler yani. Eğer böyle ilişkileriniz iyiyse, sağlamsa, bilinen, güvenilen bir insansanız insanlar gerçekten size yardımcı olup hani size tavsiyede bulunmayı şey yapıyorlar. Dolayısıyla nene atla da başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Can Otay ve Collector'da abi kayıt yaptırdı. Evet, onları da yorumlayalım. Can Otay bu safkanlardan başta hani bir şey kimsenin başına bir iş gelmesin de ama hani olursa yedek olarak Can Otay. Yine bir My Boy Charlie Can Otay. Evet. Diğeri bir Daredevil daha var Collector. Sen Texas Tea'yi de seversin yani. Çok severim. Texas'ı evet. Çok severim. Petek Can'da da Power Score kızı. Onda da mesela mesafesi son yani. İşareti yok gibi zaten. Evet, tabii tabii. Petek Can çok kaliteli bir kısraktı yani. Power Score da ilk kısrak babası olduğu gibi. Yani Aygır'ın önüne geçti neredeyse kısrak babalı abi. Power Score'du sanki. Normal. Türkiye için. Ben de bir tane tay var da işte babası kısak babası power sport. Bakalım ne olacak. Bakalım. Onlara da başarılar diyelim tabii ki. Yine evet, farklı evet. Yarışlarda kayıtları da var yine. Evet. Gazi koşusuna sıra gelmemesi durumunda. Onu da belirtmiş olalım. Süremizi de biraz açtık abi ama. Olur bu kadar. Gazi koşusunu aşabilir. Senede bir oluyor o iş. Nasıl program oldu abi? Neler söylersin? Ağzına sağlık. Ben çok keyif aldım. Bilmiyorum. Ben de keyif aldım. Bayağı eğlendik esasında. Şimdi toparlayalım. Son olarak şöyle 5-6 tane attan bahsedelim. Gazi'yle ilgili. Madras, Son of Cougar, Ride the Lightning, Severus Snape. Bunlar ilk dörtte Ziska. Ön planda erkekler için söylüyorum. Torgold da bunlara şey olabilir. Dişlerde de ilk başta ben de Mangusta. Yani peki derece tahmini. Ben şimdi her sene şöyle bir şey söyleyeyim. Ben normalde altılı oynayan bir insanım ama her sene Gazi Koçu'da altılı oynuyorum. Genişe de oynuyorum. bu Gazi'de 7-8 tane at yazacağım. Bence birçok kişiye de yapacak bir geliyorum. Birçok kişiye de atımı tek yazmıyorum. Herkese de söylüyorum. Yani çünkü açık açık da söylüyorum. Diğer koçlarda da daha güvenilir ismini olacak gibi görünüyor. Evet. Bu dönem tabii Araplara da bilen arkadaşlara da şey yaparız, danışırız. Şöyle solumda oturan arkadaşlar gibi. Hiç anlamam. Evet. Derece tahmini abi. 2.29. Ben de 2.28-60 gidecektim. Öyleyse. Ya 40 saniyesinden aram zarfım olur. Öyleyse lafı olmaz abi. Bu kadar mesaimiz var. Yani bir isim daha koşmasını bekliyordum. Koşsaydı 2.26 görebiliriz diye kim düşünüyorum. Kim söyle? Ha, kim? Koşmuyor ki abi şu an kayıt yok yani. Herkesi tahmin ettiği isim zaten. Tamam ben anladım. Evet yani 2.26 bekliyordum ama şu an 2.28 civarında bekliyorum. Kazanandan bağımsız. Evet. Kazananlarla ilgili de herkesin ayakları biraz baskın diyelim. Favorimi söyledim zaten sana Cougar son tabii, yaşından tabii, sonra tabii, tabii canım tabii ki. Benim burada şöyle favorilerim var abi. Biraz onun ipucunu verdim. Tabii. Bu koşuda bilmiyorum ne yapar ama bazı isimler var. Yaşça büyüklerinin yanında
Grup 1 dahil olmak üzere. Ben sezonun ikinci bölümünde çok başarılı olacak isimler olduğunu düşünüyorum. Metre olarak? 1600 metre. Ben mesajı aldım. Lazım değil. Evet. İki isim özellikle. 1+1 iki isim. Valla bir tanesini biliyorum da ikinciyi şey İkisi yaptıramadım. Bence biliyorsun abi. Biri geçen senenin şampiyonu zaten. Biri de önümüzdeki süreci şampiyonu gibi. İyi hadi bakalım. Tamam. Anlaşılmıştır. Ya bu lisansı da Dragon Flame açıkçası. Evet, ben evet. 3 veykurlarda inanılmaz iyi yarışlar bekliyorum Gazi'den sonra ama valla güzel at, güzel atlar her mesafede bir ihtiyacımız var. Evet. Bakalım. Tüm safkanlara başarılar diyeyim. Abi çok güzel. Yani bu Gazi kaydından başlamayan tabii bir muhabbet. Aslında ilk prova yarışlarından beri konuştular ama özellikle o son grup koşular. Mehmet Akif Ersoy, Sait Akson, Kısrak koşuları, Niyazi Polatya koşularından sonra artık herkes böyle sonuçta hipodromun her bölgesinde hatta diğer illerde sosyal medyada aynı isimleri farklı şekilde perspektiflerle konuşunca evet. Çok keyif alıyorum abi. Yani o Gazi öncesi sohbeti gerçekten çok yani bayılarak takip ediyorum. Sadece Gazi koşu değil tabii. O günkü hatta Cuma günkü yine çok önemli yarışlar var. O undercard yarışları deriz ya yurt dışında böyle. Aynen. O gün koşulan diğer koşular işte Nene Hatun'dan bahsettim ama birçok önemli isim var tabii ki koşular var. Yani çok güzel keyifler. Yani yılın en güzel sonu şüphesiz. Cuma ve pazar. Son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bu pazar günkü yarış son 6-7 yıldır seyrettiğimiz en zevkli Gazi koşusu olmaya aday. Ben öyle görüyorum. Olabilir. Olabilir. Ben de gün genelini onu düşünüyorum. Yani çok güzel bir yarış günü. Evet. Bakalım. Herkesi bekliyoruz. Konuşamadığımız çok yarış var. Bekliyoruz. Evet. Cuma günü yarışlar. Gündüz bir aksilik olmazsa öyle görünüyor İstanbul'da. Onu da vurgulayalım. Ama pazar günü tabii ki Gazi koşusu 17-15 klasikleşen kendi saati diyelim. Birçok kanaldan da canlı yayınlanacak. Yine öyle görünüyor. Ve tüm ekip tabii ki TCK TV ekibi gerçekten halal halal bu Gazi koşusunu yine sorunsuz bir şekilde atlatmak adına çalışıyor. Bütün birimler aynı şekilde. Buna bizzat şahidim. Sen de şahitsin aslında. Evet, gördün. Yani bütün birimler büyük bir çabayla, özveriyle çalışıyor. O yüzden biz sadece burada biraz daha pediksel açıdan safkanları değerlendirmeye çalıştık ama şu anda herkesle ayrı heyecan, herkesle ayrı bir telaş, herkesle ayrı bir çalışma var. Ummalı bir şekilde. Biz bugün için tabii programın sonuna geldik ama birçok Gazi koşusunun özel programımız hafta boyunca ekranlarda olacak. Bununla ilgili tanıtımlar da ekranda dönüyor zaten. Bizim için söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar ama bir sonraki programımızda yani iki hafta sonra Gazi koşusu başlığı olmak üzere birçok koşuyla ilgili Sadun Oktav'ın yarış sonrası görüşlerini de almış olacağız ki Sadun Oktav'ı da yine koşu günü de yine yayınlarda göreceğiz. Onu da söyleyelim. Yine yarış aralarında Sadun Oktav'ın yorumlarını da göreceksiniz. Birçok kıymetli yorumcumuzla birlikte izleyen, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Çok güzel katkılar vardı ve bugünlük bizden bu kadar diyelim. Gazi Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın.